Merhabalar, Ebru ben. Belgesel film alanında çalışıyorum. Burada da Tanıklık Sergisi'nde Bu Sokaktan Geçer Miyim isimli bir belge film üretiminin bir parçası olarak yer alıyorum. Tiyatroyla çıktığım bir yolda daha sonra belgesel filmle tanıştım. Enis Rıza'yla tanışmamla beraber ve sonra çok güzel bir ekibe dahil oldum. VTR ekibine. Onlarla birlikte hikayeleri yakalamayı, dönüştürmeyi öğrendim. Aslında çocukluğumdan beri peşinde olduğum bir şeyin bir parçası olarak kendimi bulabildiğim bir yer olmuş oldu burası. GSF'yi aslında geçen yıl Kar Sanat'ta gerçekleşen sergiyle birlikte tanımıştım. Böyle bir fonun ve serginin varlığını. Ve oradaki işleri incelerken de daha sonra takip etmeye başlamıştım. Bu projede aslında yani ben kişisel olarak daha çok sanatçıların üretim anlarına odaklanıyorum ve onların neyi nasıl ürettiklerine, bu süreçlerde neler yaşadıklarına, neleri gözettiklerine, nasıl duygulara büründüklerine, bunlara karşı çok heyecan duyuyorum. O yüzden olabildiğince performansları, icra anlarını, üretim anlarını, yoğrulma anlarını incelemeye, irdelemeye çalışıyorum. Farklı sanat dallarında takip ettiğim sanatçıların. Bu projede de aslında benim içimde ateşi yakan şey Ebru Şerimetli'nin Uncolor filmi oldu zannediyorum. Geriye döndüğümde hep oraya gidiyor aklım. Uncolor filminde aslında bir yerinden edilme öyküsü izleyebilmiştim. Daha sonrasında içinde bulunduğumuz artık işte bu 2023'e uzanan içinde bulunduğumuz yeniden bir yer var etmenin, bir üretim alanı var etmenin, bir mekan var etmenin çok zorlaştığı bu politik ve ekonomik düzende benim de çok yakınımda olan biri ressam, biri kurgucu, biri müzisyen, üç sanatçı arkadaşımın İstanbul'un üç farklı sokağında kendi atölyelerini ve üretim alanlarını var eden ve bu alanlarda başka sanatçılarla da yıllar boyu dayanışan arkadaşlarıma aynı dönemde tahliye davaları geldi mülk sahipleri tarafından ve buradan bir mücadele ve hukuki süreç üretimlere etki eden bambaşka bir süreç başladı. Ben de madem bu süreci sadece benim çevremden üç arkadaşım yaşıyor, burada çok büyük bir mesele var ve takip etmeliyim bunu güdüsüyle diyeyim, itkisiyle birlikte bir handikamla onların bu süreçlerine tanıklık etmeye başladım. Daha sonra GSF'ye bu projeyi yazdım ve şu an içinde bir sergiye hazırlanmış bir belge filme dönüştü. Aslında burada hissettiğim çok büyük bir öfke vardı başımıza gelenler. Burada hani zorla yerinden edilmenin bin bir çeşidi var. Ve ben buraya biraz sanatçıların üretim alanları üzerinden, sadece tek bir tarafı üzerinden de bir yandan bakabilmiş oldum ama bir sanatçının bir mekanla kurmuş olduğu ilişki herhangi bir ilişki değil. Ve İşte oradaki erik ağacıyla, bahçedeki elma ağacıyla, mekandaki bir çerçeveyle, o mekanın bir arkadaşının yaptığı resimle, duvara yazdığı yazıyla, orada geçirdiği bütün o zamanla birlikte çok büyük bir mesele, çok büyük bir bütün aslında. Bunu böyle gördüğüm için aslında çok da bir yere bir kamerayı koyup, handikamlı bir yerde var olup bu sürece tanıklık etmekti bir belge filmi üretmek. Biraz böyle yani madem ben buna maruz kalıyorum, birlikte onların bu sürecine tanıklık ediyorum, o zaman eşlik de etmeliyim. Ve benim de içinde olduğum aslında bir tarafıyla benim de çok zaman geçirdiğim ve alanlarını kullandığım bu alanların da son zamanlarını, son aylarını olabildiğince belgelemek, arşivlemek anlamına geliyordu. Tanıklık benim için de aslında
ağırlığı olan bir kelime ve benim için de sorumluluğu ifade eden bir kelime. Ve birisiyle, bir insanla, bir canlıyla, herhangi bir nesneyle aslında bir ilişki kuruyorsak, bu da çok yakın bir arkadaşımdan aslında öğrendiğim bir şey, onunla ilgili bir sorumluluk oluşmaya başlıyor hayatınızda, o sorumluluk duygusu. Onu hep omzunuzda taşımaya başlıyorsunuz. Tanıklık da aslında benim için bir nevi sorumluluk sorumluluğu ifade ediyor. Ve hissettiğimiz duyguları nasıl, neye dönüştürebileceğimiz üzerine bir düşünce geliştirmeyi ifade ediyor. Arkadaşlarımın atölyelerinden tahliye edilme teşebbüsüyle mülk sahipleri tarafından yola çıkışım içimde ciddi bir öfke yaratmıştı. Ve bu öfkeyi bir şeye dönüştürmeliyim diye düşünüyordum. Buradan yola çıkarak aslında sürece eşlik etmeye başladım. Ve burada bambaşka duygular, bambaşka anlar yaşadık birlikte ve onların üretim süreçlerini, bu süreçte neler ürettiğine de şahit olabilmiş oldum. Ve aslında şunu sormak istiyordum, yani bizim alanlarımız, üretim alanlarımız, içinde var olduğumuz bütün bu alanlar, bu mekanlarla bu kadar ilişki kurduktan sonra ve yani sanatçı olarak gerçekten bu alanlara ihtiyaç var, bir boşluğa, bir boş alana ihtiyaç var. Dev bir kuklayı evinizde yatağınızın üstünde yapamazsınız. Yani gerçekten bir alana ihtiyacınız var. Sizin zihninizin özgürleşmesi için de bir alana ihtiyacınız var. Ve zaten bu alanları kurmak bu kadar zorken ve bir biçimde, bin bir mücadeleyle kurabilmişken bütün bu alanlarımızın varlığı bir mülk sahibinin iki dudağı arasında mıdır diye sormak istemiştim. Böyle.